Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut, bugün AB Batı sunucusunda tekrardan dereceli oynuyor olacağız. Yine ben Thresh seçimini tercih ettim. Yanında Miss Fortune olacak. Banlarımız Vayne, Jhin, Zed. Karşı tarafın banları ise LeBlanc, Volibear ve Fizz. Daha bütün pickler tam olarak seçilmedi. Bugün biraz erken girdim videoya. Normalde hep en son girerdim bekleme alanından. Sıkılmayın diye izlerken. Ben de bu arada birkaç şeyi kontrol etmiş olayım aklıma takılan. Bu karşı tarafın ormanında Nidalee olacak galiba. Ya da orta koridorda olabilir, emin değilim. Eğer orta koridorda Xin Zhao görürsek bayağı bir enteresan olabilir. Evet, maçımız başlıyor. Arada henüz Avrupa sunucusuna, yani AB Batı sunucusuna sandıklar gelmedi. O yüzden ben de bu sandıkları TR sunucusundaki Smurf hesabımda toplamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdiye kadar 3 tane falan topladım yanlış hatırlamıyorsam. Normalde önerilen ücretsiz şampiyonlarla da S aldığım oldu ama şampiyona sahip olmadığım için kutuları bana vermedi. O biraz kötü oldu. O yüzden ben de şampiyon falan satın aldım biraz. Hani S alınabilecek şampiyonlardan 3 tanesini kullandım. Son bir tane kaldı. 6 gün ya da 5 gün falan diyordu sandıkların yenilenmesi için. O zamana kadar bütün sandıkları toplayıp artık sıfırlandığı zaman da diğerlerini almayı düşünüyorum. Biriktirdiğinde ben de büyük ihtimalle bir tane sandık açma videosu çekeceğim. Şu an elimde olmadığı için çekemiyorum. Anivia'nın karşısında LeBlanc olacak. Pardon, Nidalee olacak. LeBlanc nereden çıktı ya? Kafam bir an şeye gitti. Banlara gitti. Ezreal, Blitzcrank'e Miss Fortune, Thresh yapacağız. Yapalım bakalım. Karşı tarafta 3 tane Yıldırım Efendisi hükmü var. Yani o kadar değişime uğradıktan sonra bazı kabiliyetler hala onu tercih ediyorlar. Ne kadar işe yaradığı tartışılır. Bizim ormanımızda Master Yi, bir dakika. Ha, Rengar neden bitkinlik aldı diye düşünürken Nasus'un karşısında iş yapabilir mi diye kafama takıldı şu an. Hani en azından bir tutuştur falan beklerdim ondan açıkçası. Ofansif oynamak istiyorsa eğer. Çünkü şimdi düşünürse yani bitkinliği kimin üzerine kullanabilecek? Nasus'un üzerine pek işe yarayacağını zannetmiyorum. Miss Fortune'da denk gelme ihtimalleri, yani üst koridorla alt koridor arasında bayağı bir mesafe var. Pek alt koridora geleceğini düşünmüyorum çünkü teleportu falan, yani ışınlanması falan yok. Master Yi üzerinde kullanabilir diye düşünüyorum baskınlarında ama yani pek yine mantıklı bir seçim değil. Neyse, oyunda başladı zaten. Hemen tercihlerimizi yapalım. Bir tane Yadigar Kalkan, 3 tane Peksimet. Fırtına kopacak, taşlar ufalanacak ve Şöyle bir oturuşumu düzelteyim. Evet, Miss Fortune oyundan düşmüş, o yüzden geç bağlanmışız büyük bir ihtimalle.
Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Birazcık. Eşyalarını almış gerçi ama. Direkt mavi. Peki. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Atalım. Bir sihirdar tekrar bağlandı. Master'i çaldırmaktan korkuyor. Blitzcrank falan var karşıda çünkü. Nidale'ye Blitzcrank falan. O yüzden büyük ihtimal ilk önce mavi sınavı sonra Gromp'u kesecek diye tahmin ediyorum ben. Miss Fortune da geldi. Minyonlar harekete geçti. Bu arada Miss Fortune'a karşı oynamak koridoru gerçekten zor. Özellikle bu Q'sundan seken ikinci güllerin hasar artırıldığı için bayağı bir fazla vuruyor yani. Dürtmek için bile atsa neredeyse çeyrek canı götürüyor falan böyle aşırı kastıktan sonra. Nidale baskı kurmaya çalışıyor Nidale üzerinde. Yani biz Gromp'a devam edebiliriz. Yürü artık Miss. Exp çalmaya gerek yok. Ezreal ve Blitzcrank'e karşı oynuyorduk değil mi? Doğru. Yalnız sana farm ben alıyorum enteresan bir şekilde. Farmı senin alman lazım. Şurada Blitzcrank bekliyor da o yüzden totem atamadığım için sıkıntı oluyor mesela öyle durumlarda. O da büyük ihtimalle o korkuyla yanaşamıyor ona zaten. Yani Blitzcrank'in çalıda durması bile bir sıkıntı. Taşıyıcılar dodge'layamayacağını düşündüğü için korkuyorlar. Totem atamıyorum. 10 saniye falan kaldı şu an. Kendini gösterdi hala o çalının içerisinde. Şöyle bir aydınlatalım orayı. Tamamdır. Blitzcrank'in avantajı sayesinde şeye giremiyoruz. Fazla kule altına giremiyoruz. Yani kuleye yaklaşamıyoruz. Çünkü kule altına çekilirsek gideriz. Anivia ve Master'i Rengar'ı kesti. 3 kişi tek adam Master'i kestiler. Şu an savaşı göremesem de. Wow, sıyırdı. Adamlar şu an skor döndü. Bizden iki skor çıkarmayı başardılar şu an. Nasus'un başı birazcık dertte. Büyük hata. Büyük hata. Nasus'a dive atılmaz. Bunu umarım öğrenirsin Dali. Canı az bile olsa adam Nasus yani. İkili güçlendirmeyi komple Nasus'a bırakmak pek akıl kârı bir hareket değil. Üstelik de Rengar'ın teleportu da yok. Koridoru kaybederse bir defa domino olacak. Başka koridorlara sıkıntı verecek ondan sonra. Tam ortadan salladım da. Bir şey sanma lan kendine. Düdük. Şans eseri bir grep attığı için seviniyor bir orada. Evet. Anca minyon çekersin zaten. Otto. Neredeyse bir grep gelecek gibi hissettim orada ben. Baskın geldiklerini fark ettim.
Böyle kule altına çekeyim. Ufak bir baskını engellemeyi denedik. Zinzan'ın canı az. Öldü. Öldü. Ölsün. Abi. Lan! Adam son anda geri attı. Minyonu çektim kazayla. Abi. Nidale de orada. Şimdi kimin durumu daha sakat onu öğrenmem lazım öncelikle. Bence biz bir geriye çıkalım. Şu ölmeden. Şöyle bir totem. Bir de bir body block yapayım her ihtimale karşı. Şimdi totem eşyası alabilirim. Targon'u büyütebilirim. Totem eşyasını alıp bunu almak daha mantıklı. Bir tane de peksimet alırım şimdi. Tamamdır. Sen buraya, sen buraya, sen şuraya. Kısa yollarımı da yerleştireyim. Rengar yok etti. Anive çünkü uyuduğu için biraz. Rengar'ı iyi blokladın da. Olmadı. Miss Fortune skor aldım, asist almış, tamam. Mastery attığı baskında ölmüş. Bizim koridora. Çünkü 3 tane skor vermesinden anlıyorum. Biraz totem atmaya çıkmam lazım. Bir tane şuraya iliştireyim. Bir tane de şuraya. Diğer iki tanesini saklayacağım. Ezreal'ı dürtmek için bekliyor beni de. Ben dodge'lamak için bekliyorum o kadar onu. Alamayacak da minyonu. Boşa gitmesin diye ben aldım. Şimdi Ezreal'ın tek başına olduğunu varsayarsak diyecektim ki geldi bile yaveri. Orta koridor baskın gelseler görürüz. Evet geldiler. Master olsa yakalardım onu keserdik. Ama iki kişi denemek istemiyorum onu. Çünkü oyun bozabilecek bir şampiyon olan Blitzcrank var karşı tarafta. Yani grab'lerimi yani hook'larımı Blitzcrank atmak istemiyorum çünkü sıkıntılı bir şampiyon, kalkanı falan var artık sanki. Q'sunu harcattan da agresif oynayabiliriz. Ama kule altına yine agresifliği değil mi şimdi? O da var. Tamam onu pinkliyorsun dostum da yani o adamı nasıl çekeyim ben? Uyarısını vereyim. Hop. En azından son anda attığım bitkinlikle de kestirdim de. Lan oğlum adam olayı niye şey yapıyorsun? No! Abi adam buraya duvarı koydu. Şuraya. Şuraya duvar koydu. Ben buradan gelecektim. Hukumu buraya attım. Duvardan adam dönmek zorunda kaldı diğer tarafa. Şaka gibiydi ya. Komik. Olsun ama sonuçta Word yani. Anivia'nın orada iki tane kill çıkartması benim işime gelir. Çünkü ben zaten desteğim. Benim kill'le ne alakam olur? Benim olayım adama oyalayabildiğim kadar oyalayıp asistimi almak. Oh. Takımın haritayı takip etme olayı güzel. Şimdi karşı tarafta Nidale olduğu için şuralardan çok fazla baskın atabilir diye düşünüyorum. O yüzden pembe totem buraya atıyorum ki kule altında az canla falan kaldığımızda bir aksilik olduğunda vesaire
Şuraya da bir totem yürütürme. Tamam, Blitzkrieg'in şu an Q'su yok. Ama biz de atarlanabilecek seviyede değiliz zaten. Şuna bir vursak mı? Tamam, çok güzelsin. Takımından biri katledildi. Ot. Ben yani niye bana grep atıyorsun sürekli, onu anlamadım ben ama. Umarım geçerli bir sebebi vardır arkadaşımızın. Sinirlendi herhalde bana, bilmiyorum. Baskın gelecek birisi galiba. Bu kadar çok ping atıldığına göre buraya. Kaçırdım. Son az bir canı kaldı. Ona zorlamaya gerek yok ya. Blitzcrank'le işimiz yok bizim. Benim olayımı Ezreal'le yakalamak. Ama gittik Blitzcrank'i çektik. Manası yeter mi? Savaş için yeterli olabilir ya. Şu an farmlara bakalım. Miss Fortune 83'te, Ezreal 70. Farmda da önde, skorda da. Değil, pardon. Ezreal'da 2 skor varmış bu arada. Bir rakip katledildi. Ayakkabı tercihimi hareket hızından dolayı mı yapsam diye düşünüyordum da. O şekilde yapabiliriz ya. Ama önce birazcık şu Targon'un heybetini dağın suretine çevirmem lazım. Yalius koridorda. Miss Fortune'un pasifinden gelen bir hızlanması var, o yüzden ona yetişemiyorum. Ayakkabı da yani ayakkabıyı çeviklik falan hani atiklik çıkabilirim. Yapma AFK. Ya abi oraya kadar gidip AFK olmak nedir ya? Adama gitti bedavadan skor verdi abi. Şimdi dolayısıyla orta koridora baskın. Ve GG. Yani Miss Fortune'un bir saçmalaması orada. Orta koridoru da yok etmesi sebep oldu. Bir de millete atar yapıyor şu an. Haksız bir şekilde. Ejderha'yı henüz alamadılar da. Şu an aldılar. O adamı tutarsam. Kill almayayım da iyi, son anda dodge yapma zorunda kaldım. Değiştirme zorunda kaldım yani. Vursaydım kill bende kalacaktı. Ya Miss Fortune var ya, yemin ediyorum. Saçmalamanın eşiğindesin ya. Çok ince atın dedim de olmadı. Şu an Ezreal'a çok fazla boş beleş skor verdiğimiz Fortune. Yani bunun cezasını çekeceğiz. Orası kesin. O totem olmayayım olmak için attım onu da. Kesebileceğim için değil. Yanaşamıyorum da sıkıntı çünkü. Miss şey hala burada. Nidalee hala burada. Ezreal gitti galiba base'e. 4-2-2 oynayan bir Ezreal, 2-3-3 oynayan bir Miss Fortune. Arada o kadar büyük bir fark yok ama yani sonuçta
Ezreal o kadar skor verilmesi taraftarını birisi değilim. Çünkü hani öne alamayacağımız bir şampiyon. Evet, üstten bayağı bir kalabalık geldiler şu an. Vadinin alametini denemek için ping atıyor şu an Mastery'yi ama vazgeçtiler sanırsam. Xin Zhao burayı camplediği için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun haricinde herhangi bir problemimiz yok koridorda. Ve Ezreal en rahat yaşasını bitirdi şu an buzdağın ellerinde. Çok kötüydü Hook. O kadar uçma istersen. Şimdi zırhı da var hani. O yüzden o eşya o kadar sıkıntılı. Düz bir dondurma eşyası değil yani. Hem zırhı var. Bir kere Blitzcrank yakalanırsa Miss Fortune biter işimiz yani. Totemim bittiği için ben de geri gitmek zorundayım artık. En azından bir totem eşyasını yenilemeyi düşünüyorum. Targon bitsin. Ayakkabı bitirsem mi? Bitireyim ya. Ayakkabı da bitsin. 9 level oldum. Şu merceği geliştireyim. Unutmadan. Sonra ara sıra unutuyorum çünkü. Takımından biri katledildi. Abi bu oyunun gidişatı birazcık random galiba ya. Kim önde kim geride belli değil. Miss Fortune yeter ya. Miss Fortune vallahi yeter ya. Abi inatla çekiliyorsun koridorda ya. Abi ben şimdi nasıl tutayım buraya tek başına? Ya tek başına support elemanı zorla anive geliyorsun da yani ben bir şey yapamam bunlara karşı. Anca sana W atacağım böyle engage'cim herifleri. Anca bu şekilde yani. Bu kadar. Anca anime'ye vereceğim skorları çünkü başka çarem yok. Miss Fortune birazcık alıklaştığı için oynarken saçma saçma yakalanıp duruyor yarım saattir çünkü. Yalnız nasıl domine oldu kasamıyor şu an. Herkes üst koridorda çünkü adam ne yapsın. Şu koridor hızlı bir şekilde gitmesi lazım artık Miss Fortune'un. Buraya bakıp gideceğiz çünkü. Üst kuleyi kaybettik, altı da almak zorundayız. Üst ikinciye gidiyorlar. Çok zor, çok zor. İkinciyi de kaybettik. Adamlara Xin Zhao gibi kule katili var ya. Şöyle ufaktan analiz edelim. Etrafta totem var mı yok mu gibisinden. Çok hızlı kaçtı. Çekmek için atmıştım halbuki elinde kaldı herif. Öyle bir planım yoktu ama olsun. Bir şey olmaz o bir tane skordan. Gel beni çek ne olacak? Xin Zhao yapmıştım halbuki ben grab'i ama çekemedim. Hop. Gel buraya. Yani word diyebileceğim seviyede bir şey oldu şu an. Çok güzeldi. Bu da berserk bir kovalama ilk defa gördüm ya. Atladım adam flash'ta falan. Sen master iyisin ya.
Herif yani bildiğin fütursuzca daldı orada aralarına. Şurada şunu açaraktan bir ilerleyelim. Totem varmış, geçelim. Şurada totem vardı. Tam bittiğinde geldim ama emin değilim o zaman bundan şimdi. Ben de artık gidebilirim. Bayağı da para birikti. Aslında bir bakayım eşya setlerine. Şöyle bir şey yapabilirim. Şunu alayım. Büyütmeden ziyade birazcık kendi bireyselliğime yönelsem daha doğru olacak. Allah cevheri falan alayım en azından. Bekleme süresinde falan azalma veriyor çünkü. Adam kornayı bas, yardıra yardıra gidiyor ya. Sesim niye kısılıyor benim konuşurken? Onu tam ayarlayamıyorum yalnız. Uyuma, uyuma adam, uyuma. Come on, come on, çabuk. Kaçamazsın hadi artık. Yani o kadar oyalayamazdım artık daha fazla o adamı. Alamaz artık yani. Yalnız bayağı da iyi vuruyor ya. Koridor itip kule alabiliriz ya. Gitmeye gerek yok aslında. Bizimkiler orta koridor kulesine girdi çünkü. Ve açtılar orayı. Ben de şurayı bir totemleyeyim arkamızdan gelip giden olmasın. Ay bana vurma. Tarafa doğru yakındır Rengar. Kesemeyeceğim maalesef. Kesemeyeceğim çünkü hasarım yok. Keşke baştan hook deneseydim ya. Yani o kadar fazla şey yapamaz dedim ama bu da çalının içine gireceğim diye inat etti yani. Şurayı yukarı doğru kaçsa belki kurtarırdım orada bir sportumda. Çalıya gireceğim diye zorladı o da şansını. Görkemli Zafer'den... Aa pardon bir dakika. Yanlış tıklayamamışım da tam olarak. Aslında şunu da bitirebileceğim ya. Spawn olana kadar. Kristal koldu. Rengar için bir tane aslında gün atış pelerini alabilirim. En azından hani hasar taktiğisi. Yalnız Master Yi de. Baron öldüler abi yapmayın. Yapmayın satıyorsunuz oyunu. Nasus sunuş harbiden zor. Arkada dele falan var. 4 kişi oldular. Nasus öldü. Nasus öldü. O da keser ama yani dayanamaz. Keser ama dayanamazdı yani. Abi adama 4 kişi yüklendiler. Nasus o kadar tank kasmış mı? Yok daha çivilisi var sadece. Şimdi işte Nidale yüzünden ruh gömleğine falan gidecek. Ben de geldim sıkıntı yapma. Aslında keseriz biliyor musun? Az inansan Miss Fortune keseriz. Hasar cidden fazla. Çünkü Zinzar da tank da değil şu an. Ve Nidalee geliyor. Nidalee vuruz Nidalee galiba. Best dodge ever. Gel buraya kaçma. Ya ya siz baskın yaparsınız değil mi 4-5 kişi? Hadi bakalım. Kim daha büyük? Rengar öldü mü? Kaçmış kaçar tabi. Artist iki tane bolayı kaçırdı yani. Çift bola kaçırmak nedir? Yalnız Master çok büyük bir hata yaptı. En azından hasarından bir nevi kesebildi Ezreal'ı. Kesemiz de cidden problemdi. Ulti açıp bana gelmesi biraz saçmaydı bence Rengar'ın. Hayır zaten beni kesebileceğini düşünmedim orada da.
flash attı. Doy. Gel be, nereye gidiyorsun? Easy. Of. Neyse, oynarken geriliyorum ya. Sebepsiz yere vücudum kasılıyor böyle falan oynarken, ciddiye aldığım zamanlar. 1-2-17 bu seferki skorum da gayet iyiymiş. Bakalım, bu sefer oyun genel bana B artımı vermiş. O S eksi vermiş. S aldım sonunda trash'te. Ama eksi. Şu an 51 LP'ye çıktık arkadaşlar. Skorumuz 1-2-17 şeklinde. Hemen şunu bir... Kaç? 51 miydi? Evet. Hemen şunu 51 olarak düzelteyim. Birazcık sanki toplamışım oyun tarzımı ya. Önceden bu kadar iyi değildim. Bu arada çok fazla oynamaya başladığım için oyunu olabilir yani. Özellikle TRS önce Smurf oynadığım için birazcık daha şeye gidebiliyoruz. Ama gerçi bir haftalık ara vermiştim. O da ayrı bir şey tabii de. Şimdilik durumlar bu arkadaşlar. 1-2-17 şeklinde bir oyun sahipledik. Total takım skoru 33-22. Bu videomdan bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşıp ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.